Bazen böyle YouTube kanalımda potansiyelli olabileceğini düşündüğüm oyunlara yer veriyorum. Hoşuma giden şeyleri paylaşmak istiyorum. Uzun süredir takip ediyorsanız görüyorsunuzdur zaten. Bu oyunlar arasından mesela Project Awakening var. Sonra Cima Little Devil Inside var. Ve nihayetinde de en sonunda da Raw isimli oyun var. Raw. Kendisi ilginç olabilecek bir indie oyundu. Büyük işler vaat eden fakat bu işleri başarması zor bir yapımdı. Şimdi arkadaşlar açıkçası ben bu videoyu paylaştığımda birkaç günde bu kadar izleneceğini düşünmemiştim. Yani hakikaten oha be. Bu ne lan? Ey maşallah. Teşekkür ederim ha. Hakikaten sağ olun. Fakat bugün bu oyunla ilgili bazı kötü haberleri söylemek için buradayım. Kötü haberler. Çünkü oyunla ilgili doğru gitmeyen bazı şeyler oldu. Biliyorsunuz bahsettiğim Raw adlı yapım Kickstarter üzerinden bir bağış kampanyası topluyor. Topladıkları bu bağışları da oyunlarında kullanmak için harcayacaklarına dair bir beyanda bulunuyorlar. Buraya kadar okey miyiz? Okeyiz. Yani konuyu bilmiyorsanız diye özetleyeyim dedim. Fakat asıl olayımız bundan yaklaşık olarak birkaç saat önce kardeşim Furkan'ın bana WhatsApp'tan yazmasıyla başladı. Kickstarter Raw kampanyasını durdurmuş dedi sevgili kardeşi Furkan. Daha yeni olmuş, nedenini göremedim dedi. Ben de ASDADA dedim. Yani güldüm. Çünkü komik geldi. Sonra oyunun sayfasına girdim. Gerçekten de durdurulmuştu kampanya. Bu arada Kickstarter bir kampanyayı durdurduğu zaman genellikle dolandırıcılık şüphesinden dolayı bunu yapar. Bağış yapan kullanıcılarını korumak amacıyla. Sonrasında kardeşime WhatsApp üzerinden vay AQ dedim. Yani vay arkadaş olaya gel dedim. Rezillik dedim. Hayır millet benden bilecek şimdi gülücük dedim. Ardından Twitter'a girdiğim gibi mention yağmuruna tutulduğumu fark ettim. Herkes hacı senin bahsettiğin oyun Raw'un Kickstarter şeyi durdurulmuş demeye başladı. Gelen haberlere göre oyunun Kickstarter sayfasının durdurulmasının nedeni hırsızlık, dolandırıcılık şüphesiymiş. Tabi bu sadece iddia. İşin aslı gerçekten öyle midir değil midir şu aşamada emin olmak mümkün değil. Çünkü net bir bilgi bu videoyu çektiğim dakikalarda henüz yoktu ortada. Ya büyük ihtimalle dolandırıcılık var. O yüzden durduruyorlar kampanyayı ama net olarak resmi bir açıklama yok. Şimdi adamlara kesin olarak dolandırıcı deriz, başımıza iş açarız falan hiçbir şey yapmayalım yani. Resmi açıklama bekliyorum. Gerçi resmi olarak nasıl açıklanacak onu da bilmiyorum. Kickstarter mail mi atıyor? Bu adamlar dolandırıcıdır diye. Ama siz güncel haberleri görmek istiyorsanız videonun yorum kısmına bakın. Oraya haberler geldikçe güncelleyerek koyacağım. Açıkçası bundan 4 gün önceki videomda oyunu elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Oyunun yapımcısı olan firmayı da netten gördüğüm kadarıyla size aktardım. Hatta videonun kaynaklarına yapımcıların YouTube yorumlarına verdikleri cevabı bile koydum. Yapımcıların projeyle alakalı yaptıkları yorumlar, insanlarla girdikleri etkileşimler bana bu işin dolandırıcılık olmayacağı konusunda güven aşıladı. Ha böyle bir oyun yapmak imkansız yakın, onu kabul ediyorum. Çok zor yani. Zaten önceki videomun sonunda bu oyun gerçek olamaz diye not düşmüştüm. Ancak ben yapımcıları dolandırıcıdan ziyade hevesli arkadaşlar olarak görmüştüm. Bugüne kadar pek çok oyun yapımcısı bu tarz imkansız işlere girişti zaten. Sonucunda da hüsrana uğradı. Ama uğramama ihtimalleri de olabilir diye düşündük. Fakat biz oyuncular olarak hayallere dalmayı severiz. Hoşumuza gider. Bu oyunun hayaline dalmak da hoşumuza gitti. Gerçek olması imkansız olsa da hoşlaştık hayallerden. Ya gerçek olabilirse diye ihtimal verdik hayallerde. Sokayım hayalime. Çünkü bu hoşlaşma durumu sadece 3 gün sürdü. 3 gün ulan 3 gün ya arkadaş, bir şey demek istemiyorum. Adamların gerçekten dolandırıcılık olmadığı konusunda kesin bir yargıya varmak istemiyorum. Sonuçta belli olmaz demek istiyorum. Doküman eksiktir, belge eksiktir. Kickstarter önlem olması açısından durdurmuştu falan filan ama arkadaş eğer gerçekten de dolandırıcılık varsa ben sizin yapacağınız işin de gelmişin de geçmişin de... Ben burada bu kanalda daha da potansiyel vaat eden indie oyun falan duyurmam. Aa bunları bekliyorum dedim. Little Devil Inside'da bunu bekliyorum dedim. Hala yok piyasada. Oyun hala piyasada yok ya. Ne oldu ne bitti belli değil. Bundan sonra bir video yaparken yapımcıların yaptıklarından çok dolandırıcı olup olmama ihtimallerinden bahsedeceğim ha. Ha son olarak Kickstarter üzerinden toplanan bağışlar ne olacak diyorsanız eğer firma onları sahiplerine geri veriyor. Zaten Kickstarter üzerinden toplanan bağışlar yapımcı firmaya henüz ulaşmadı. O yüzden bağışta bulunanların herhangi bir mağduriyeti olmayacaktır. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu videoda böyle kısa bir videoydu işte. Maksat haberimin olduğunu sizlerle paylaşmak. Haberim var mevzuna arkadaşlar, merak etmeyin. Sanki ben takip ediyorum mevzuyu. Haberim olsa ne olacak, o da ayrı bir konu gerçi.